söyle. Katılırım sana de sen de söyle. Şova hoş geldiniz. Buradan Avrupa'da bizi izleyen sevgili seyircilerimize seslenmek istiyoruz. Mayıs ayında Avrupa turnemiz var. Avrupa'nın güzel illerini gezip orada bizi izleyenlerle buluşacağız. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Geçen sene de yapmıştık. Tadı damağımızda kalmıştı. Mayıs ayında yeniden kavuşacağız efendim. Bunun müjdesini verelim. Ve konumuza geçelim. Değişik zevkleri olan biri var mı? Öyle değil. Şurada bir hanımefendi var. Verelim mikrofonu. Ben dalış yapmayı seviyorum. Güzel. İşte Türkiye'nin çeşitli sahillerinde dalış yaptım. Genelde neredesiniz? Ankaralıyım ben. Ankara'da okuyorum. Dalış yapıyorsunuz, Ankara'dasınız. Aynen öyle. Bu şekilde hem heyecanlı hem de başka bir dünya, keyifli. Hoşuma gidiyor. Nerede dalıyorsunuz peki? En son Bodrum'da daldım ama Kaş, yani Fethiye ve Kaş oldukça keyifli. Hani bu sporu yapanlara zaten önerebilirim. Suyun dibinde gördüğünüz en enteresan şey ne? Bir tane balık görmüştüm. Değişik. Şöyle bir özelliği vardı, böyle kıl gibi incecik bir balıktı ve sizi sürekli takip ediyordu. Hani nereye gitseniz sizinle birlikte dönüyordu ve mesela tene temas ettiğinde size yapışıyordu. Hani böyle bir balıktı ama görüntüsü solucan gibiydi. Gördüğüm en ilginç şey oydu. Sülüktür o. Güzel, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim, Asuman Dabak aramızda. Kendisi için kocaman bir alkış. Verelim mikrofonu. Evet. Alalım mikrofonu. Var mı efendim sizin zevkleriniz? Ne var? Sizin değişik bir zevkiniz var mı? Ben oyun oynamayı, tiyatro yapmayı seviyorum. Bu da değişik. Değişik bir zevk. Suyun dibinde balık görmek gibi. Bu da enteresan. Evet. Hakikaten hem iş hem zevk değil mi? Ne güzel bir şey. Ne tabii ki ben hep onu söylüyorum. İşim benim hobim aslında. Hobimi yaparken de para kazanıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Her şey çok güzel. Program çok güzel. Çok keyifliyiz. Teşekkür ederim efendim. O yüzden konu açılmışken o zaman yaşasın tiyatro diyelim. Yaşasın tiyatro. Bir alkış da tiyatro. Şimdi de Nurhan Hanım'a verelim mikrofonu. Nurhan Damcıoğlu da aramızda efendim. Benim her gece güldür güldür seyretmektir değişikliğim. Çok mutlu olduğum şey. Sizin hobiniz bizi seyretmek. Evet. Aman ne şeref efendim. Televizyonda açıyorum, hepsi seyrediyorum. İçecek ya ister da... misiniz ben hazırlayayım? Ne kadar güzel olur, şuraya otursam daha iyi olur. Güldür güldür seyretmezsem uyuyamam. Onun sayesinde gülüyorum, onun sayesinde yaşıyorum. Aramızda böyle olan var mı? Her gün seyretsem bıkmam. İyi ki varsınız. Ne hoş efendim, teşekkür ederim. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet. Gene. Onu ayrıca bir değerlendirelim isterim. Şimdi bizim de bir arkadaşımız var. Onun da bir zevki var. Antika zevki. Antika parçalar topluyor. Yine bir müzayedeye geliyor. Ve bakalım bu müzayede nasıl geçecek? Hep beraber izleyelim efendim. Fikri, her şey tamam mı? Ha? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah.
Anlaştığımız gibi müzayededeki bütün eserleri kelepir fiyata alabilecek miyim? He? Eserler benim olacak mı? Evet, alabileceksiniz. Çünkü aşağıdaki kahveden 3 tane adam ayarladım. Onlar da sizinle beraber göstermelik olarak açık arttırmaya katılacaklar. Ama korkmayın, onlar biraz fakir. Hiçbir şey alamazlar. Ay, çok mutluyum Mesut. Evim tarihi eserlerle dolsun istiyorum. Mesela nasıl biliyor musun? Kah Osmanlı hanedanlığından bir çanaktan lokum yiyeyim. Kah bir köşede Venedik tüccarının pabucundan şerbet içeyim. İpek yolu yolum olsun, evime neşe dolsun. Ben yazdım, nasıl? 3A sınıfından Burcu arkadaşımızın şiiri için onu tebrik ederiz. Yahu, tarihi esere düşkün olmasam seni hemen boşar bir gençle evlenirdim. Lakin düşkünüm. Çok ince bir espri efendim. Siz hiç merak etmeyin efendim. Şimdi birazdan burada olurlar. Bu arada Kral 7. Arthur'un tüfeği de satışa çıkacak. Ne diyorsun ya? Aa. Bak zevkten dört köşe oldum şimdi ha. Çok güzel. O muhakkak benim olmalı. Zira Arthur'a düşkünüm. Evet. İyi günler Fikri abi. Ben Bahadır. Bu da en yakın arkadaşım Mustafa. Tabii tabii, çok yakın. Efendim, size söylediğim göstermelik alıcılar da geldiler. Ha. İsterseniz ben izin verirseniz onlarla biraz ilgileneyim. Ha. Ulan bunlar tipten de fakir. Neyse. İşimizi görsünler de. Tabii. Gel hayatım. Biz gidelim. Teyze. Hoş geldiniz. Teyzeciğim, cüzdanını unutmuşsun. Sağ ol. Ya bir dakika. Berrak Tüzün Ataş değil mi bu ya? Merhaba, evet. Evet canım, kendisi yeğenim olur. Ay, benim de bir şeyim olsun. Evet, evet, benim de olsun. Ben sizinle kahvede batak eşi bile olmam yalnız. Teyzeciğim, dolar ihtiyacımız olacaksa arabada. He, tamam. Onları da alalım. Bugün alışverişim var, keş lazım. Hadi gidelim, geliriz. Dikkat edelim de araba çok geç dolar. Geç kızım, geç. Bana bakın, size söylediğim eskici burası. Yani bir nevi bit pazarı. Yani ucuza birkaç bir şey alırsınız diye sizi çağırdım. Bu arada siz 100 kişi olacaktınız. O üçüncü nerede yan masadaki? Sen onu da mı çağırdın abim ya? O gelmesin. O katiyen gelmesin. Evet, evet, gelmesin. Neden gelmesin? O ki onun beğendiği ülkeye meteor düşer. Düşer. O öyle biri ki maşallah dediği çift tek celsede boşanır. Boşanır. O nazar boncuğuna tepki olarak doğmuştur. Muştur. Çünkü o... O! Çünkü o... O! Zeynep. İyi günler. Müzayede var dediler, geldim. Doğru mu geldim? Evet, doğru geldiniz. Buyurunuz, yerlerinize geçiniz. Birazdan başlıyoruz. Ay, yürü. Ah, yetiştim. Hoş geldiniz. Geç kalacağız diye çok korktum. Hoş geldiniz. Değerli koleksiyonerler, bugün açık arttırmamızı nadide bir eserle açıyoruz. Fikri? Görmüş olduğunuz eserimiz Çin hanedanı Hing Hang Yong'un tuvalet güğümüdür. Ben arttırıyorum, arttırıyorum ben. Ben arttırıyorum. Buyurun. Helalinden 3 lira veriyorum buna. Efendim, çıldırdınız herhalde. Çin hanedanı diyorum, Hing Hang Yong diyorum. Lütfen, Çin. He, tamam işte, Çin malıymış. tamam o zaman, sizin o yani gül yüzünüz için 4 lira veriyorum. Daha da olmaz ama 4 lira artık. 4 lira mı? Mümkün değil efendim. Çünkü her eserimizin bir alt limit fiyatı vardır. Eserimizi 1000 liradan açık arttırmaya çıkarıyorum. Buyurunuz efendim. 1001 lira. Anam, 1001 lira mı? Ben ona 1001 lira versem bağırsaklarım güyüm güyüm olur. 3 ay tuvalete çıkamam maazallah.
Ya bunun aynısı benim kaynımda var ya. 5 liraya aldı Eminönü'nden şuradan. 5. Vallahi 5 lira. Evet evet kaynında var. Bayanlar baylar yok mu arttıran? Vallahi efendim kimse arttırmayacak. Artık verelim. O zaman satıyorum. 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 Sattım. İşte bu. Parayı da peşin veriyorum ben size. Çok teşekkür. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun efendim. Güğümünüz. Ah, güğüm benim oldu. Bugün benim güğüm ya. Ay. Ay çok mutluyum Bizur. Alalım onu. Kah içine çiçek ekerim. Kah vitrine koyar, caka satarım. Keyfimin kah yağısı mısın be? Kah 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 kah. Aa, uzaktan fark edemedimdi. Işığa tutunca ne güzel de parladı. Pek de şıkmış, pek de güzel. Ben de onu tuvalette şop 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 şop. Ne güzel de kullanırdım. Keşke benim olsun. Güğümüm. Nazar vardı, o çıktı illam. Kem gözlü birinin gözü kaldıysam herhaldeysem ki. Hanımefendi. Evet. Bu güğüm kırıldı. Ben bunu veriyorum. Paramı geri verin lütfen. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Biz size bunu sattığımızda eser sağlamdı. Bu sizin probleminiz. Lütfen geçiniz, yerinize oturunuz. Sen övünce kırıldı. Arkadaşım, sen de biraz kem göz mü var ya? Kim? Ben de. Üstüme iyilik sağlık. Külliyem yalan. Benim yüzümden gözümden nurlar ahar. Suratına baktığıma hayır kısmet yağdırırım. İçim temiz. Yok yok, ben orada bir devreye gireyim. Ben beyefendiyi mahalleden tanıyoruz biz. Yani beyefendinin maşallah demeye gittiği sünnet düğünündeki çocukların o güzelim gecesi arkadaştan sonra kına gecelerine dönüveriyor. Evet evet, çok iyi tarcadı. Aa, ya. Saçma saçma konuşmayın canım. Güğüm çok eskiydi, parçalandı yani. Batıl batıl konuşmanın bir anlamı yok bence. Konuşun hanımefendiciğim, konuşun. Sen ne güzel yanına kendini onaylayacak bir arkadaş bulmuşsun. Oh, istediğini söyle. Heh, o kadar kolay değil işte. Ben Mustafa'yla olan arkadaşlık ilişkimize emek sarf ettik. Biz yani yıllarımızı verdik. Öyle değil mi yakın arkadaşım Mustafa? Tabii tabii, verdik. Aa, ne harika, ne güzel bir arkadaşlık. Benim yanıma da çok yakışıyordu. Yazın da deve güreşi oynardık. Keşke benim olsa. Vallahi kardeşim. Ulan vallahi senden bir anda tiksinti duydum ya. Aa vallahi ne kadar tiksindim senden ya. Sen ne gıcık bir tipsin. Aa bir anda bir ayılma geldi bana. 3 kere 5, 15. Vallahi ayıldım. Oğlum sana düşmanım. Yürü git lan hayatımdan. Aa, Mustafa, Mustafa. Ya sen ne kem gözlü bir adamsın. Yakın arkadaşımı benden ayırdın. Mustafa sağım boş kaldı. Üşüyorum ne olursun Mustafa. Evet, gidenler gitti. Kalan sağlar bizim diyerekten açık arttırmamıza devam ediyoruz. Şimdi sırada dünyanın en nadide, en önemli parçalarından biri var. Rönesans dönemine ait bir tablo. Mona Lisa. Fikri? Aa, Mona Lisa aynı Mahmut enişten. İnsan insana benzermiş derler. Tıpkısı. Sen bakma, kem gözlü. Evet, bu sefer bu nadide eser için sizlerden yüksek bir fiyat bekliyorum. Açılış fiyatı 5 milyon. Buyurun. 5 milyon mu? Anam, Da Vinci'yi mezarından kalkıp getirseniz adamın kendisi 5 milyon dolar etmez. Ben resmi beğenmedim ama çerçeveye 20 lira veriyorum. Allah'ım deli çıkacağım. Çok nadide, çok önemli bir eser diyorum. Siz çerçeve diyorsunuz. Yok mu arttıran bayanlar baylar? Kem gözlü arttırmıyorsa 5 milyon 1 dolar. Ay yine 1 dolar diyor cimri ya. Yok efendim yok. Başka arttırmalar istiyorum efendim. Başka fiyatlar. Yok mu arttıran? Haydi baylar, bayanlar. Yok efendim, görmüyorsun, satacağız işte mecbur. Sudan ucuza mı satacağım onu izleyin? Evet pekala. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. İşte Mona Lisa benim. Evet. Buyurun. Burada da keş vereyim. Teşekkürler.
Ay çok mutlu oldum Mesut. En sevdiğim tablo bu. Baksana bir tarafı gülüyor, bir tarafı ağlıyor. Hakikaten de öyle ha. Bir tarafı gülüyor, bir tarafı ağlıyor. Okey oynarken benim elimi hep yüzümden anlıyorlar. Benim de suratımın yarısı gülse, yarısı ağlasa... ...hiç kimse elimde ne olduğunu anlayamaz. Keşke benim olsa. Aman keyfimiz yerinde. Ne oluyor lan? Ha, bu arada neşeliyim onu bilin de... Da Vinci'nin şifresini veriyorum. Yazın lütfen. 3444. Aa, ay inanamıyorum. Şoktayım şu an. Mona Lisa çifte terli oynuyor. Ne biçim adamsın sen be pis musuhubet. Benimle ne ilgisi var ya? Allah Allah. Mahmut eniştemi size Mona Lisa diye kaktırıyorlardı da. Ben sizi kurtardım namkörler. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok yalnız. Çünkü para iadesi yapmıyoruz. Ulan senin yüzünden Mona Lisa boş metrobüs peşinden koşan adam gibi tablodan çıktı gitti ya. Battım resmen Fikri. Batırdın müzayedeyi. Terbiyesiz. Defol git. Çık dışarı. Çık. Nereye gideyim ya ben müzayede bitmeden hiçbir yere gitmem. Sanat düşkünüyüm ben. Benim evimde 4 tane manzara resmi asılı. Ahşap boyayan kişiyim ben. Defol git terbiyesiz. Terbiyesiz. Ne kadar sert, ne kadar erkeksi bir yapınız var. Ben hiç öyle değilim. Bir kuş kadar ürkek, bir kelebek kadar narinim. Siz ne kadar sağlam görünüşlü bir adamsınız. Keşke ben de öyle olsam. Ama şimdi bu kuş diyor, kelebek diyor. Ben duygulandım, içeride gidip ağlamak istiyorum. Hay ağzına at otursun be adam. Bu adam benim olsun dediği mumyaya şükür namazı kıldırtmıştır be. Ama hadi artık beni oyalıyorsunuz. Benim daha buradan gidecek 8 tane daha müzayedem var. Lütfen yerinize geçer misiniz? Hayır efendim. Ben girmiyorum ya. Zaten battım. Küstüm ben. Siz bilirsiniz. Ama biz devam ediyoruz bayanlar baylar. Sıradaki eserimiz 7. Arthur'un Bıldırcın Avlarken'e Vurulduğu Tüfek. Hayır olamaz. 7. Arthur'un tüfengi. Evet. Bu benim olmalı. Söyle ulan. Bu tüfekte de gözün var mı? Tüfek istemem. Savaşa karşıyım. Ne o var? O zaman açık arttırmayı başlatıyorum. 1 milyon. 1 milyon 1 euro. Ay yine 1 euro diyor. Pekala. Satıyorum. Sattım. Sevinçten çıldıracağım ya. Buyurun. Durun paranızı vereyim. Alayım. Buyurun. Merci. Buyurun. Ay çok güzel. İstersek şişe vururuz, istersek evimizi süs diye asarız. Süs için mi? Öyle olduğunu bilseydim ben de alırdım. Ayvalık'taki yazlığıma da çok yakışırdı. Asardım da her görenler de oh da ne güzel olmuş derlerdi. Ay çok güzel. Keşke benim olsa. Ne oluyor? Hay Allah. Kral Arthur içini dolu unutmuş Allah'ım. Yeter ulan. Yeter be. Şu adama bak. Allah'tan bizim tipimizi beğenmedin. Beğenseydin burada hakikaten nak diye gidecektik hepimiz. Ben seni ne yapayım be? Senin tipin bana hiç hitap etmiyor. Bana? Suratını sincap atmış gibi gelmiş burada bana sövüyor. Bizim gelimiz çok iyidir bir kere. Sen Berrak Tuz'un Ataç'ı tanıyor musun? Benim yeğenim olur canım. Ben o kızı çok beğeniyorum. Onun saçları çok güzel. Gözleri çok güzel. Ay ben o kıza varsam çok da mutlu, çok da fevkalade olurdum. Keşke benim olsa. Ay teyze iyi misin? Ay tüfek sesleri duydum, aklım çıktı. Ay bayılacağım şimdi. Ne hale getirdi kıza bak. Berrak, ne yaptı bu kıza? Berrak ne olmuş sana? Tuvalette ekmek mi yedin kızım sen? Göz talebin falan mı
atmış lan? Yok yavrum, göz kalemin değil. Senin çatın komple uçmuş. Minare gitmiş, mihrap da gitmiş yavrum senin. Ay ben bayılacağım şimdi, ben kendimi kurtaracağım. Ne oluyor ya? Ya? Teyze. Hiç üzülme, tipin gitmiş ama sesin yerinde. Maşallah bülbül gibi sesin var. O sesle yılanı deliğinden çıkartırsın. Benim senin gibi sesim olsa hemen single çıkartırım. Keşke benim olsa. Nasıl çirkinleştim mi şimdi yani ben? Sesime bak. Ses deneme bir ki. Ne oluyor lan? Yok yok, bir şey yok. Sesin gayet güzel. Puslu puslu. Aynısım Hayko Cepkin. Sana bir de hemen kaset yaparız. Gel sen beni dinle. Gerçekten mi? Tabii tabii. Ondan sonra konserlerini de Beyhame'de veririz. Oranın salonu da çok güzel, çok da kalabalık. Işıkları da şıkır şıkır. Keşke benim olsa. Böyle hani alternatif tedavi yöntemleri bilenler var mı? Şurada biri var, verelim. Ya bizim orada öksürük olduğu zaman bizim orada çamlar var. Çamların mozdağını kaynattığımız zaman... Çamın nesi? Mozdak. Yani şey diyelim. Kozak, kozak. Kozak. Kozalak. Bozak. Ya mozak derler bizim orada. Bozak derler. Evet. Nasıl, şekli nasıl diyor. Kozalak değil yani, kozalak değil. Kozalak değil bildiğimiz. Değil. Tamam. Bozak diye başka bir şey var çamda. Evet. Onu ne yapıyoruz? Kaynatıyoruz. Evet. Onun suyunu içtiğimiz zaman öksürüğe faydalı geliyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başka var mı efendim? Hanımefendiye verelim mikrofonu. Evet, siyah turp. Siyah öksüre, turp. Evet, öksürüğe gerçekten birebir iyi geliyormuş. Turp. Siyah turbun içine oyuyoruz. Ha. İçine de bal koyuyormuşuz. Ne koyuyoruz içine? Bal, bal. Bak çay bardağın içine koyuyoruz o turbu. Hanımefendi yabancı mı siz tercüme ediyorsunuz? Ya bana söylüyor, kendisi uyguluyor. Sonra bir gün bekletiyor muyuz o ballı onu? Bir gün bekletiyoruz evet. Bir gün beklettikten sonra bakın şöyle. O turp akıyor bir gün boyunca. Onu bir hafta boyunca içiyoruz. Ha, gaz yapmıyor yani. Hayır. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka bilen var mı? Şurada bir hanımefendi var. Benim oğlum küçüktü. İshal olmuştu. Anneannem muşmula yaprağını kaynatıp içirdi. Ve kesildi ishali. Bir gün, o gün içinde kesildi. Evet. Yetişkinlerde nasıl acaba? Yaprak sayısını mı çok tutacak? Olur herhalde. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Efendim bizim sağlık programımız var. Hekimin programı. Bakalım bu hafta konuları ne? Şikayetleri ne? Çözebiliyorlar mı? İzleyelim efendim. Buyursunlar. Efendim hepiniz hekimin programına hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Biliyorsunuz her hafta tavsiyelerle başlıyorum programımı. Bugün çok acayip bir tavsiyem var. Muşmulayı alıyorsunuz efendim. Ne olduğu hakkında hiçbir fikriniz olmamasına rağmen... muşmulayı gördüğünüz an ishaliniz kesiliyor. Mucize bir şey. Bunu mutlaka deneyin. Bir de öksürüğe çok faydalı bir şey var. Bu inanılmaz bir şey. Bunun bir yöresi, bir semti yok. Sizin oralar diyoruz efendim. Sizin oralardaki çamların buzağlarını... Bakın buzağlar çok önemli. Çamın buzağısını söküyorsunuz efendim. Yutuyorsunuz, öksürüğünüz kesiyor. Mutlaka uygulayın, kullanın. Balı her yerinize sürün, dökün. Mutlaka. Tereyağını kaşıklayın efendim. Ondan sonra artık... Ne olacaksa olsun, yağlanmalar, bilmem neler, öksürüğü kesiyor çünkü. Muşmula, tereyağı, sizin oraların buzağını, çamını alıyorsunuz efendim. Başka hiçbir yerde yok, teşekkür ediyorum. Bunları uygulayın, mutlaka uygulayın. Efendim, laf fazla uzatmıyorum. Hekimin programının çok kıymetli kaç cerrahı, Bilal Koç Yiğit geliyor efendim. Dur, dur, ayağa. Ben çalacağım, siz oynayacaksınız. DJ Bilal geldi. Gel.
içine. Hocam şuraya bir imza atar mısınız? Ben sizin hayranınızım. Nereye? Kalbin üstüne. Aa, hadi bakalım. Gördün mü hayranlarımı? Evet, evet. Nasıl muhteşem bir şey değil mi? Soru çiçek. Estağfurullah efendim. Gerçekten enerjinizle ölüyü dirilttiniz efendim. Estağfurullah. Asıl ölüyü sen diriltirsin. Estağfurullah efendim. Senin yanına gelince ölü yerlerim canlanıyor. Kalbim be! Yanlış anladı sen, çak! Bak, beni sevdi. Sevdi beni. Hocam, sizi şöyle yerinize alalım. Evet. Hekimin programı tüm coşkusuyla başladı efendim. Şimdi çok kıymetli beyin cerrahı... Sakın! Sakın çağırma şu adamı! Bak ben gerekirse bir daha tıp okur, beyin cerrahı olurum. Ama bu adam gelmesin ya! Ama efendim, olur mu hiç? Olur, niye olmasın ya? Gelmesin diyorum. Ne olursun gelmesin. Olmaz efendim, gelecek. Lütfen, siz onunla Adana ile şalgam, telefon ile şarj, minik kuşla kırpık gibisiniz. Hayır! Ne alakası var hocam, ya? Lütfen. Biz onunla Radrunner'la çakal gibiyiz. Var diyor, bip bip. İşte o. Ben Radrunner, o çakal. Gelmesin ne olur. Olmaz efendim, olmaz. Ayrı olmaz. Alkışlarınızla beyin cerrahımız İbrahim Çekiç geliyor efendim. Evet, hareketi hatırlıyorsun Asur Bey. Evet, devam edin. Yeter, kes müziği, yeter! Sözleşmeyi yazıyorsunuz, Yıldız Tilbe gibi oynar burada diye. 70 yaşta profum be, ayıptır. Evet, söyle bakalım şimdi, pekmezi içti, bakalım beni çalışacak mı? Şimdi efendim, dün yarın olsaydı, bugün cumartesi olurdu diyen biri bunu hangi gün söylemiştir? Akşam. Pekmez işe yaramıyor, evet. Demek ki neymiş efendim? Beynin beslenmesi için gıda değil, bilgi gerekiyor, bilgi. Artık şu kitabımı alın, okuyun. Yeter artık kitabımı, ne olur alın. İki kişi almış kitabı, biri benim ya. Ziyan oluyorum burada, bak. Deveye sormuşlar, boynun neden eğri diye. Nerem doğru ki demiş. Evet. Evet. Efendim, hekimin programı büyük bir coşkuyla devam ediyor. Hocamız şöyle izah ediyor. Deveyi almışlar, hörgücünü sormuşlar diyor. Acaba diyor, uzağa deveyi görünce ne edecek? Onu da ayaklarından alın, devenin boynu eğrilmesin diyor. Çünkü boynu olan deveyi asla eğmemelidir. Çünkü devenin hörgücü vardır diyor. Hörgücü olan bir deveyi acep ben nerelere götüreyim diyor. Çünkü o devenin hörgücü olacaksam şayet ben bu ovayı nasıl çıkarım diyor efendim. Hoca da durur mu? Yapıştırmış cevabı. Kızım, kimle konuşuyorsun, ne konuşuyorsun Allah aşkına? Ne yapıyorsun? Bu dediklerin ne? Ben öyle mi dedim? Uzaylılara gizli mesaj mı gönderiyorsun? Mars'a mı yerleşeceksin? Ne yapıyorsun be kadın? Anlamıyorum. Şşş! Beyinci! Evet? Sen o kafanı deve kuşu gibi yere gömsene. Kuma göm de biz de kurtulalım. Pa pa pa! Acayip gömdüm seni. Sen anladın, çak! Bak! Terliyim orada, biliyor musun? İki oldu, iki bak. Hocam... Elimi yıkamayacağım hocam. Yahu senin esprilerin de, hareketlerin de doktora tezin kadar kötü. Bak çok zekice gömdüğüm, sen bunu düşün, ben dinleneceğim. Evet. Efendim, hekimin programı inanılmaz bir fırtınayla sürüyor. Tamam. Şimdi dilerseniz hocalarımız atıştılar. Stüdyoya dönelim, bakalım hangi sorular gelecek efendim. Buyurunuz. Hocalarım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bilal hocam, sizi çok seviyoruz gerçekten. Ha, sağ ol. Hocam, yazdığınız reçeteleri ben odaya asıyorum evde. Eyvallah, sağ ol. Annem diyor ki, o kısa olan diyor, çok komik diyor. Çok komik diyor o kısa olan. Sağ olsun. Çok komikli güldürüyor diyor bizi, sağ olsun diyor. Sağ ol. Bilal hoca diyor, çok iyi diyor. Tamam ulan. Tamam be adam, sağ ol ya. Benim sorum İbrahim hocama. İbrahim hocam, ben sizin kitabınızı okudum. Heh, ben de diyorum bu ikinci kim, sendin demek. Bravo, bravo. Yok, ben korsanını aldım. Orada da okudum hocam, siz şey demişsiniz şimdi... spora gidin, ben arabayı sattım, fitness'e gittim. Evet.
Sonra demişsiniz organik pazardan organik ürünler alın demişsiniz. Bankadan kredi çektim. Sonra gittim organik pazara. Evet. Yemin ediyorum ben çoluğumun çocuğumun rızkını gittim sağlıklı ortamlarda yedim hocam. Yazık ya çoluk çocuğum. Vallahi yazık. Günah. Yazık günah. Hocam daha sonradan spor salonunda taze sıkılmış portakal suyu için gittim. Gittim tefeciden borç aldım hocam. Evet. Yani yazık değil mi? Tefeciye borcumu ödeyemedim. Adam bana dedi seni vuracağız dedi. Hocam benim sorum şu. Hangi bacağımdan vursunlar hocam? Bundan mı vursunlar bundan mı? Hangisi gereksiz? Sola sıksınlar. Hocam. Yemin ediyorum ben sizi daha çok seviyorum. Yemin ediyorum ruh hastasısın sen. Sağ ol ya. Size hayranım hocam gerçekten. Annem diyor o şişko var diyor. Bir tane diyor. Çok annene, annene kocaman selamlar. Elim kırılsaydı da çakmasaydım sana. Hain hayran. Vallahi ben hayran gönüllüyüm. Okey. Evet. Efendim Ekim'in stüdyosunda esen yerler rüzgarlara karıştı. Hava durmuş bu tarafta. Git orada su ne sunacaksan. Bu ne be? Harika bir şekilde ilerliyor efendim. Stüdyomuzdaki diğer konuklarımızın sorularına dönelim. Evet var mı soru efendim? Evet hocam. Efendim benim bir sorum var hocalarım. Bizim sıkıntımız baş ağrısı. Baş ağrısı mı? Evet. Başım mı ağrıyor? Yok efendim. Benim hanımımın başı ağrıyor. Efendim genelde akşamlar oluyor. Yatağa giriyoruz baş ağrıyor. Ama bunun çözümü basit ya. Nedir? Bir ağrı kesici çak. Aldım efendim. Ben Uganda'dan ağrı kesici getirttirdim ya. Geçmiyor, geçmiyor, geçmiyor. Yatağa giriyoruz. Var, çıkıyoruz. Yok. Ver sen onu bana. Hocam şimdi... diyorum ki hani bir sık duş alsa, daha sık duş alsa, üstüne başına birazcık daha dikkat etse, hani o baş diyorum ağrımayacak ama anlamıyorum. Hocam bakın gözleri böyle böyle hareket ediyor. Acaba beyinde mi sorun? Ben senin teşhisini koydum kızım. Senin sorunun beyinde. Hem de beynin beyninde. Bak şimdi sana bir reçete yazacağım. İyi dinle beni. Tipiş. Dinliyor musun? Benim o, evet. Haftada en az iki akşam karını romantik bir akşam yemeğine çıkarıyorsun. Evet. Tamam mı? Güzelce giyinip. İkincisi, her gün kulaktan üç kıta Atilla İlhan'ın Ben Sana Mecburum şiirini alıyorsun. Bir şeyciği kalmaz. Ben üniversitede bu reçeteyle ne baş ağrıları kestim. Yemin ederim genlerim içime büzüştü ya. Adam resmen alternatif tıp uyguluyor ya. Teşekkürler hocam, uygulayacağım. Eğer ki bu fazla gelirse iki doz Dilberay alıyorsun. Tamam hocam, not ettim aklımda. Evet. Efendim Ekim'in programı inanılmaz bir renk kuşağıyla devam ediyor. Estağfurullah. Bütün sorunlara çözümler geliyor. Devam ediyoruz efendim programımıza ve sorularımızı almaya. Ya sana ne gerek var şu programda? Gerçekten çok düşünüyorum ya. Seni burada alsak kaldırsak program daha sıkı olur biter. Biz ne söylüyorsak aynısını tekrarlıyorsun. Bizi onaylıyorsun kadın. Sus be! Asıl sana ne ihtiyaç var? Kamyon şambreli. Bir kere o çok güzel evet diyor. Ben ona asıl oluyor. Evet. Bir daha söyle. Evet. Aa. Evet. Evet efendim devam edelim lütfen. Buyurunuz efendim. Buyurun. Oh, yine gelmiş. Buyurun. Ya yok ya. Yok. Bu kesin şarkı söyler. Vallahi yapmayın. Lütfen. Buyurunuz efendim. Hocalarım merhaba. Herkese sevgiler, saygılar. Sağ olun, var olun. Şimdi sevgili hocalarım. Benim bir sevgilim var. Ya çok şaşırdım. Şimdi internette tanışmıştık biz bununla ve malumlarımı dinlemiş, çok beğenmiş. Kendisi bana DM'den yürüdü. Ondan sonra DM'den yürüdükten sonra dedi ki bu böyle olmuyor, biraz da IBAN'dan yürümek istiyorum dedi. Ben bir miktar para yatırdım bunun hesabına. Bir sürede IBAN'dan devam ettik. Sonra dedim ki bu böyle olmuyor dedim ya dedim artık bir gel yüzünü göreyim dedim. Tamam. Ben dedi gelemem dedi. Bak. Ya dedim niye gelemiyorsun dedim. Bende hemoroid var dedi. Abi işte. Dedim varsa o zaman dedim yürüyerek gel dedim. Tamam dedi. Beş aydır Elazığ'dan buraya yürüyerek gelmesini bekliyorum efendim. Sanırım ihanete uğradım. Biraz içliyim, beste yaptım. Sizinle paylaşmak isterim nacizane. Eğer isterseniz efendim lütfen. Ya hanım kızım sen niye sürekli beste yapıyorsun? Burası şarkı yarışması mı? Sürekli gelip buna şarkı okuyorsun. Ayrıca senin neden bütün sevgililerin hemoroid? Kısmet bu hocam. Bana da onlar düşüyor. Ya bir dakika. Ben bu sefer hazırlıklı geldim. Hiç merak etmeyin. Ne oldu? Yanımda narkoz getirdim ben. Allah Allah ya. Ben gittim be.
Ya ona bari içirsin. Ne yapayım, ben başlayayım mı hocam? Buyurun, buyurun efendim. Başla. İnternetimin kotasını ben sana heba ettim. Fake profiline aldandım, sen bana fena ettin. Hesabının ibanına o gün havale geçtim. Duyunca ben yaptığını, ben de havale geçirdim. Ben daha fazla dayanamayacağım. Demeden yürüdün. Geliyorum Keşe. Elazığ'dan yürümedin yer. Demeden yürüdün de Elazığ'dan yürümedin yar. Hem oroitsin hem de günahkar. Hem oroitsin hem de günahkar. Hem oroitsin hem de günahkar. Kalk, geldik. Kalk. Eşki ya. Bitmiş. Keşke bitmiş. Ya sağ olun hocam, teşekkür ederim. Böyle kuru kuru gitmiyor bu. Şefim, bunun yanına bir kavun getir bize, kavun. Olsunlar, kuzu çekmeyecektik be. Evet, efendim Ekim'in programı seslerle, sedalarla devam ediyor. Kapıda acısıyla, sancısıyla, çilesiyle bekleyen Sinem teyzemiz var efendim. Alkışlarla Sinem teyze geliyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurunuz efendim. Anlatınız derdinizi. Dermanı olalım efendim. Vallahi bende dert çok yavrum. Benim her bir yerim ağrıyor. Vallahi her yerlerim ağrıyor. Efendim hemen söyleyeyim. Ağrı merkezi beyindedir. Heh, bu beyin. Durumda sorun beyinde. Beynim ağrıyor. Heh. Ya ne alakası var? Pompalanan kanın pıhtılaşması da ağrı yapar. Öyle bir şey de olabilir. Misal pompalanan kan. Böyle karaciğerim... Karaciğerim de ağrıyor. Oo, manyak ağrıyor karaciğer. Yok hanımefendi, kendisi örnek verdi doktor beyim. Yani misal böbrek. Böbreğim de ağrıyor. Ay, ağrıyor ne? Allah Allah, yani misal böbrekten böyle bağırsam... Ay bağırsam çılgın ağrıyor. Yahu misal diyor, misal. E tamam, misalim de ağrıyor. Ay geçen soğuk taşı oturmuşum. Nasıl misal oldum? Vallahi çok ağrıdı, zor geçti. Ya benim baş ağrım da var. Ben çok baş ağrılı bir hastayım. Çok baş ağrılı bir hastayım. Hem baş ağrılı bir hastayım. Ay, ay çok güldüm. Ay fazla güldüm, ağzım ağrıdı. Ya, ya bu ne ya? Google'a hasta yaz. Kesin görsel olarak bu çıkar. Hastalık hastası ya. Aa, hor görme teyzeni yavrum. Sen de yaşlanacaksın. Bir bakmışsın yıllar geçmiş. Vay migrenim var benim. Başıma da vuruyor. Mitokondrim ağrıyor. Her yerlerim ağrıyor. Çok içine okudu ya. Vallahi teyze gözümsün. He gözüm de ağrıyor. Ya bu ne ya? Ya birdiler iki oldular. Allah'tan narkozum var. Hop gittim ben. Narkoz bitmiş be. Yahu bu kadının böbreğinden tutsam dalağı elimde kalır. Sorun kalpte kalpte. Bilal Bey ilgilensin seninle. Bakın işleyen demir ışıldar. Haydi. Evet. Efendim Ekim'in programı hocamızın açıklamalarıyla devam ediyor. Hocamız diyor ki dalağı eğer eline alırsan diyor. Böbrek ne olacak? Böbreği tutarsak eğer ışıldamaz. Ama bağırsağı tutarsak çektiğimiz gibi vurarız beline kazmayı diyor efendim. Ama eğer böbreği tutamazsak eğer ne yapar diyor? Hani bana dalak, hani bana böbrek, hani bana mide diyor efendim. Akciğeri de saygıyla anıyor efendim. Ben insan gibi Türkçe konuşuyorum. Bu manyak çaya çeviriyorum. Ya o benim ne demek istediğimi anladı. Anladın değil mi sen teyzem? Anladım. Yok ben çok iyi anlamadım. Benim kulağım da çok fena. O da ağrıyor ama senin çok iyi bir doktor olduğunu işittim. Teşekkür ederim. Ne yapsak şu arkada bana bir tomografi mi çeksen acaba?
Sen ben şarkı eksik. Ondan sonra onu koyarız bir yerlere. Ben seni hashtaglerim. Bizden geçti artık. Sorun kalp doktoru yiyeceğiz. Kalp o zaman. Aynen Bilal Beyciğim. Ben sana şu an kalp gülücük. Kalp demişken. Sen bana şöyle açık kalp ameliyatı mı yapsan? Şöyle bir açıp bak bakalım ne var orada. Kalbimi bir açıp bak. Orada neler göreceksin? Gördüğüne şaşıracaksın. Kalbimi bir açsan bak. Ya bu ne ya? Resmen kadın benim doktorluğuma yürüyor. Sana İbrahim baksın İbrahim. Ben bir hastaya bağlanmaya hazır değilim daha. Benim görüştüğüm başka hastalar var. Kusura bakmayın, o yüzden ben ilgilenemeyeceğim. Ağlıyor mu, hıçkırıyor mu? Ya saçmalama! Evet, efendim stüdyoda durumlar karışıyor ama coşkuyla devam ediyor. Sinem Hanım'a talip bir doktorumuz var efendim. Alkışlarla Bahadır Bey geliyor. Kesti. Kokoreç ablayla. Efendim merhabalar. Ben iç hastalıkları profu Bahadır Profoğlu Sinem Hanım'cığım. İç hastalıkları mı? Ay vallahi içim bir hoş oldu. buyurun. Sinem Hanım'ın check-up'ına talibim. Kendisine besleyen bir sürü hastam var. Bu konuya oldukça hakimim. Eğer kendisi de arzu ederse Sinem Hanım'cığıma teşhis koymak isterim. Ay bilemedim şu an. Ne desem, evet mi desem, kabul etsem mi? Bilemedim vallahi. Sinem Hanımcığım, isterseniz bunu dışarıda birer serum içerken konuşalım. Öf! Bu ne ya? Adam gelmiş benim programımdan kadın götürecek. Böyle bir şey var mı ya? Kabul etmiyorum. Benim için kapışmayın canım. Sana benim gibi doktor lazım. 70 yaşın olgunluğunu yaşıyorum burada. Sen 70 yaşın değil, 70 kilonun dolgunluğunu yaşıyorsun. Yeter artık. Sen benim hastamsın ve öyle kalacaksın, anladın mı? Bak, benim ameliyat ettiğim hasta. Ameliyattan uyanınca benim bebiş tipimi görüp bir daha ameliyat olmak istiyor. Hadi! Harikayım ben be! Efendim hiç uzatmayınız, gül gibi hastayı kaçırdınız. Ben Sinem Hanımcığımı Avrupalara götürüp testler yaptırmak istiyorum. Hayır, ben sana kraliçeye şey bakarım. Avrupa'ya götüreceğim. Sen gel buradan kimsin? Ama Avrupa diyor Avrupa'dan. Ya durun! Da benden. Hayır! Benim hepinize yetecek kadar hastalığım var. Sakin olun. Ben hepinize yeterim. Hadi geçin şurada tedaviye başlayalım. Ay, bir hasta daha ne ister ki? Hadi bakalım. Doktorlarım var benim. Her yerlerime bakacaklar. Efendim haftaya hekimimde görüşmek üzere. Eğer öksürürseniz buzağını unutmayın. Çamı, balığı, muşmulayı. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdiki skecimiz bir muayenehanede geçiyor. Durum böyle sağlıkla ilgili olunca da bir hatırlatma yapalım dedik. 11 Nisan, Dünya Parkinson Günü değil mi? Evet, ve bu konuyla ilgili de biraz konuşmak istiyoruz. Onun için de hocamız Operatör Doktor Ali Zırh aramızda. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kısaca bize tarif eder misiniz, anlatır mısınız? Tabii. Parkinson hastalığı beyinde dopamin adı verilen bir maddenin az yapılmasıyla ortaya çıkan, genelde ileri yaşlarda hareketlerde yavaşlık, yüz hatlarında donukluk, küçük adımlarla öne eğik yürüme, vücudun bir yanında daha çok varsa para sayar tarzda diye tarif edebileceğimiz titremenin ortaya çıkmasıyla çıkan, ilk kez 1817'de James Parkinson isimli bir hekimin tanımlaması nedeniyle bu isimle anılan bir hastalık. Bunun için ilaçlar var. Tabii. Fakat bir süre sonra ilaçlar da etkisini kaybediyor galiba. Genelde başlangıç tedavisi, ilaç tedavisi ve önemli hastalar, önemli ölçüde hasta bu tıbbi tedaviyle rahat edebiliyor. Ancak aradan yıllar geçer, ilaç yan etkileri ortaya çıkar. Hastalar artık günlük yaşantılarını
ilaçlarla 24 saat rahat yaşayamaz veya bazı şiddetli ilaç yan etkileri nedeniyle, ki bunların önemli bir kısmı istem dışı hareketler tarzında oluyor, ortaya çıkarsa artık aktivitelerini normal yaşayamayan hastalarda da biz bir takım cerrahi girişimler uyguluyoruz. Bunlardan bugün için en modern ve hastalara yardımcı olan yöntem de beyin pili tedavisi. Aslında bunu konuşmak istiyoruz bugün. Çünkü bilmeyen hastalar için de bir faydalı bir tedavi yöntemi, bir umut değil mi? Bir hastalığı ortadan kaldırmıyoruz ama saatini geri almak diyebiliriz. 10 yıllık bir hastaya ameliyat ettiğimizde hastalığın birinci, ikinci senesini geriye götürebiliyoruz. Böylelikle bağımsız yaşayamayan, artık sosyal aktivitelerini yapamayan veya mesleğini icra edemeyen kişiler yeniden eski sağlıklı günlerine kavuşabiliyorlar. Çoğu yeniden üretici olabiliyor. Hem örneklerini görmek hem de daha çok bilgi sahibi olmak için bir web sitesi bir şey var mı acaba? Bu konuda bilgi almak isteyen hasta veya yakınları beyinpilim.com adresinden gerekli bilgileri alabilirler. Yani yine beyinpilim.com'dan size de bu tedavi yöntemine de ulaşıp daha çok bilgi sahibi olabiliyorlar. Evet, öyle mi? Aynı zamanda forum ortamında da beyinpili.org.tr'den karşılıklı soru paylaşımında bulunabilirler. Evet, siz de seve seve bunları cevaplamaya, bu tedavi sürecinde yardımcı olmaya hazırsınız herhalde. Tabii ki bunu bizlerle paylaştığınız için Parkinson'la mücadele konusunda ayakta durabilmeye, yol alabilmeye vesile olma konusunda bunu duyurduğunuz için ben de hem kendim hem hastalarımız adına size teşekkür ediyorum. Aman efendim, biz teşekkür ediyoruz. Bir kişiye bile buradan ulaşabilirsek ne mutlu bize. Başkanın söyleyecek bir şeyleri var mı? Kurulan derneğin başkanı galiba değil mi Ait Bey? Aslında kendisi de beyin pili olan bir hasta. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Eski hayatıma döndüm. 2004'te ameliyat oldum. Çok teşekkür ediyorum hocama. Bu yollarla ulaşıp sizinle bağlantıya geçebilirler. Tabii ki. Bu konuyla ilgili zaman, bilgi almak her isteyenler. Her zaman, her zaman. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buraya kadar geldim. Sağ olun. Efendim bizim de bir hastamız var. Onun da çeşitli rahatsızlıkları var. Doktora geliyor. Bakalım rahatsızlıklarını çözmek için nasıl bir yöntem uyguluyorlar, başarılı oluyorlar mı izleyelim. Buyurun, buyurun efendim. Buyurun, buyurun Mesut Bey, buyurun. Evet Mesut Bey. Nasıl gidiyor durumunuz? Yani size bir tedavi uygulamıştık. Acaba tedavinizde bir gelişme oldu mu? Efendim hiçbir gelişme yok. Yani yemin ediyorum ayakta duramıyorum. Ağrı her yerime dolanıyor. Yapmayın ya. Evet. Oysa ki size çok güçlü bir antibiyotik vermiştim. Hı. Enteresan. Yani tam olarak nerenizde? Ağrı nerede? Ha, ağrı şu tarafta efendim. Doğuda ağrı. Doğuda evet. Anlaşılan ağrı beyinde geziniyor. Anladım. Evet neyse biz konumuza dönelim. Vücudunuzda, bedeninizde ağrı tam olarak nerede Mesut Bey? Aa efendim ağrı şuradan giriyor. Hı-hı. Bir anda şöyle yukarı çıkıyor. Buralarda böyle dolanıyor. Hı-hı. Geliyor böyle burada yatıya kalıyor. Hı-hı. Sonra sabah kalkıyor bir anda hızlı bir şekilde yine buraya çıkıyor. Buralarda tekrardan dolanmaya başlıyor. Çok ağrıyor efendim ya. Gerçekten oldukça karışık bir durum Mesut Bey. Mecbur biz yine organlarınıza başvuracağız. Aa yok. Hayır. Yok. Nasıl? Ben geçen seferden tripliyim onlara zaten. Hayatta olmaz. Aa yok böyle bir şey. Gerçekten mümkün değil. Çünkü anladığım kadarıyla içinizde bir virüs dolaşıyor. Hı-hı. Dolayısıyla organlara bunu sormalıyız. Acaba o virüs nerede? Bunu ancak bize organlar söyleyebilir. Lütfen itiraz etmeyin. Organlarınızla konuşacağız. Şu hapı içelim lütfen. O sırada ben de sistemimi açayım. Çünkü biliyorsunuz organlarla konuşmak bizim için çok önemli. Evet sistemimiz açılıyor. Evet işte organlar. Mesut Bey, organlarımızı görmek gerçekten önemli. Bakınız şu gördüğünüz kıvırcık kalp biraz ağır ağır atıyor ama olsun. Yanında akciğer var. Yavaş sallıyor bugün. Mide boynunu bükmüş. Neden acaba? Yanında dalak. Her zamanki gibi gevşek gevşek takılıyor. Bağırsağı görüyoruz yerde. Uzanmış yatıyor. Seni tembel, seni. Evet. Karaciğer herhalde yine biraz kafası iyi olacak. Harika. Evet. Mesut Bey, lütfen organlarınıza pozitif yaklaşın. Ve onlarla kibarca görüşün. Kalpten başlayalım lütfen. Buyurunuz mikrofonunuz. Her şey hazır. Buyurun. Kalbim nasılsın? Aha yine gelmiş tipini sevdiğim. Lan bu adam günden güne çirkinleşiyor mu? Bana mı öyle geliyor ya? Şuna bak ya, şunun tipine bak ya.
Bu dış cepheyle ben daha çok aşk acısı çekerim, çok! Bence acil dış cepheyi yenilememiz lazım. Arkandayım kalp. Sağ ol, sağ ol. Ya doktor hanım, bu yine niye atarlı Allah aşkına? Rüstem enişteme benzeyen bir tane kalbim var. Ben şikayet etmiyorum ama kendisi isyanda ya. Boş boş konuşma, konuşma boş boş. Bana mı diyor lan bu? Bana mı diyor lan bu? Ben mi boş boş konuşuyorum? Ben mi boş boş konuşuyorum? Aç lan ağzını, geliyorum. Aç ağzını, aç. Aç, aç, geliyorum, aç. Ağzını aç, yukarı çıkacağım, aç, 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 aç. Tamam, kalbim yapma. Bırak lan beni, bırak, bırak. Bırak beni, bırak beni. Tamam, tamam, sakin. Kan al, kan ver, kan al, kan ver. Sakin, sakin. Al ver, al ver, al ver, al ver. Tamam, tamam. Mesut Bey, lütfen sakin ol. Bu kadar sinirlendirmeyin ama. Bakın kalp atışlarınız normale döndü, değil mi? Doktor hanım, yüreğim ağzıma geldi ya. Ya bak ağız dedi de, bu bir toprağın ne zaman alemlere akıyoruz bak ağzım sulandı. Beni alemlere götür alemlere. Lan o alemler ondan sonra bana akıyor ha. Yeter artık içtiğin ya. Şunun tipine bak ya, tuz görmüş keçi gibi yalanıyor ya. Sen onu dinleme. Ben seninle çok mesudum, mesudum. Canım benim, ne olur bak, sakın sağlıklı yaşama ya. Sakın hele, spor mupor yapma. Sen spor yapınca ben çok üzülüyorum. Ay. Yorulunca ben çok üzülüyorum. Beni bırakma, sensiz ben içim. Ya kıyamam sana ya, kıyamam sana. Yüreğim parçalanıyor ya. Ciğerim lan ben. Hocam görmüyor musun ya? Gördüm, evet. Evet. Neymiş? Ciğer. Şevket, o gömlek niye öyle çizgili? Kalbin damarları. Şu kırmızılar atar damar. Evet. Yeşiller toplar damar. Öbürleri de ara damarlar. Ara damarlar. Düğmeler de hani bana, hani bana. Hani bana demiş. Evet, şahaneymiş. Buyurun. Ay, kıyamam sana ya. Ciğerim parçalanıyor resmen. Ya. Sen ciğeri beş para etmez adamın tekisin oğlum. Beş para etmez sen ciğerin. Enginar millet karaciğeri beslesin diye yiyor. Sen meze diye yiyorsun ya. Sen onu dinleme toprağım. Kedi ulaşamadı ciğere münder dermiş. Değil mi dalak? Lan dalak, seninle konuşuyorum. Lan benimle konuşunca yüzüme bak dalağım. Var ya, senden ne güzel meze olur he. Yanına da bir şalgam. Allah! Mis mis. Ay ben seni boğazında kalırım be. Sen ne diyorsun? Allah Allah, şu tipe bak. Zaten şiştim kaldım burada. Az aşağı in. Lan Allah'ın dava, aşağıda yer mi var ya? Aşağıda yer... Lan bütün bedenin pis işini bana yaptırıyorsunuz ya. Of! Oh. Of! Oh. Lan içeri oflama, içeri of. Oflama! Hıvşana yaklaşırım! Mesut Bey, ay bir can falan mı açsan? Ya doktor hanım, çok özür dilerim ya. Midem yanıyor. Ne yapıyorsun lan mide? Ne yapacağım, yağ yakıyorum. Taktım bana kelepçeyi, ne yiyebiliyorum, ne içiyorum. Yazık, günah değil mi lan bana? Şuna bak, üçte ikimi de aldır bari. Sırım gibi adamsın, yakışıyor mu lan sana? Vallahi bütün vücudu yiyeceğim şimdi, yemin ediyorum bütün vücudu yiyeceğim. Ye lan, ye, ye! Ye anasını satayım, ye! Ye! Allah'ım yarabbim ya, bu iradesiz kendine sahip çıkamadığı için kelepçeyi attırdı sana. Çimende semirmiş sığır işkembesi gibi oldun, hala ye lan. Vallahi bıraktım ben bu vücudu, herkes kafasına göre katlı akılsa kardeşim. Bu neymiş, bu neymiş ya? Yerden göğe kadar haklısın kalp. Ben her zaman arkandayım. Lan oğlum. Lan oğlum, azıte git, azıte git. Azıte git. Allah Allah ya, benim burada... Benim burada içim yanıyor, bağrım yanıyor ya. İki damarım, dıkalı benim iki damarım. Dıkalı bunlar, damarlar bak. Hep dıkalı bunlar. Sen bana yakında pili de dık attırırsın, dur bakalım. Organlar, bir saniye çocuklar. Sizin bu bitkinliğinizin sebebi bir virüs. İçinizde bir virüs var. Virüs mü var? Virüs varmış. Allah korusun. Aynen öyle. İçinizde bir virüs var. O virüs sizi bu hale getiriyor. Şimdi bunu size bir ilaç göndereceğim oraya. Ve bu ilaçla bu olayı çözeceğiz, tamam mı? Bende yok virüsünüz. Şunu içer misin? Bende var lan bu virüs. Allah korusun. Aynen öyle. Bu nedir bu? Bu Türk yapımı bir ilaç. İçeriye atacağız ve bütün virüs yok olacak. Türk yapımı mı? Evet. Adı ne bunun? Teyze Fin. İnanılmaz etkili Mesut Bey. Öyle etkili ki içeriye girdiği andan itibaren içeriği tertemiz yapıyor. Hazır mısınız? Gelmek üzeredir. Saniyeler var. Teyze Fi. Çocuğum! Çocuğum, nasılsınız çocuğum? Ha? Hoş geldin. Hoş geldin. Teyze geldi. Hoş geldin. Hep bakalım. Hep bakalım. Nasılsın? Hoş bulduk çocuklar. Hoş geldin. Beklemiyordunuz değil mi?
kaldınız böyle ha? Evet. Biraz evet. Tabii. Şimdi çocuğum bakın. Vücudu dağıtmak nedir? Kolaydır. Kolaydır. Evet. Evet, evet. Kolay. Ama bir arada tutmak nedir? Zordur. Hadi hadi. O virüs kimdeyse hemen çıkacak dışarı. Aa, aynı teyzem ya. Sen şimdi gör. Metrobüste yer verilmeyen teyze gibi. Az sonra göreceksin bak. Konuş teyzem, konuş. Vallahi ben konuşayım da dinlemiyorlar ya. Şu karaciğerin haline bak, şunun haline bak ya. Mide, mideye bak. Kendi cumhuriyetini kurmuş burada. Şu dalak, şu dalak şişip şişip iniyor. Başka hiçbir şey yaptı yok. Şuna bak, şuna, şuna, şu bağırsağa bak, bağırsağa. Artık iyice saldı. Bağırsak da fayda etmiyor. Bu neymiş ya? Vallahi ben artık çekemiyorum bunları teyzem. Çekemiyorum ya. Tamam, tamam. Hadi. Of ya, of. Ben arkandayım, kalp. Lan oğlum. Az öte git, az öte git. Oğlum sen akciğer misin, metrobüs sporcusu musun belli değil ya. Tamam çocuğum. Tamam çocuğum, kavga etmeyin. Benim fazla vaktim yok. Bağırsaktan çıkıp gideceğim, işimi halledip. Bana bakın, başlıyorum. Karaciğer. Bana bak. Virüs sende mi? Vallahi bende virüs ne gezer? Ben her gün vücudumu alkolle ovuyorum. Bende virüs olmaz. Ama istersen seninle bir drink alırız yani. He? Ya ilaca yazıyor ya. Böyle bir şey var mı? Ya senin anan yaşında o, görmüyor musun? Çirkin kadın yoktur. Yağsız karaciğer vardır. Terbiyesiz. Şuna bak, içi dışı virüs olmuş buna. Gereksiz. Konuş teyzem, vallahi bak ben konuşuyorum, dinlemiyorlar ya. Ben artık bunlara yetemiyorum. Yetemiyorum, yetmiyorum. Aa, bende kalp yetmezliği mi var ya? Tabii var. Sende bu tip yetmezliği varken bende de kalp yetmezliği var. Oğlum kalp, çocuğum yapma, adam bayılacak, yapma yavrum. Sus. Kusura bakma teyzem, pardon. Ben duygusalım ya, ondan böyle fevrileşiyorum. Kalk kız, dalak dalak oturmuşsun, kalk. Bakayım, mide, çocuğum. Virüs sende mi yavrum? He? Oturmuşsun böyle boynunu bükmüşsün, ellerin kelepçeli. Ne oldu çocuğum? Anlat teyzene. Siz güneşin doğuşunu, bir kuşun kanat çırpışını görememek nedir bilir misiniz? Biz kader mahkumuyuz. Çekmeyen bilmez. Bu kelepçeleri takmayan bilmez. Bak, 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 bak. Gören de düşünce suçlusu zannedecek. Lan sen makarnayla birlikte tencereyi yedin diye adam kelepçe taktı sana. Ama sen çocuğun üstüne gelip gelip durma bak. Vuracağım elimin tersiyle, göreceksin yan etkiyi ha. Pardon Burcu teyze, kalbim ya. Atarım ondan. Kız, dalak. Sen ne oturuyorsun burada böyle boş beleş? Ben şişiyorum, daha ne yapayım ya? Allah Allah, sanki illa bir şey yapmak zorunda. Şişiyoruz, daha ne yapacağız? Şuna bak şuna. Kız. Kız. Dalak dalak konuşma. Adam gibi cevap ver kadına. Teyzeciğim sen bunu boş ver ya, dalağın teki o ya, bırak. Sen aha şu asıl şeye bak, bağırsağa bak. Şuna. Bağırsağa. Bir haftadır ne alıyor ne veriyor. Bence orada, problem orada. Ooo, yatmış devirmiş de şunu, şuna bak. Oğlum, ne yattın ya buraya, he? Bu kıvrımların içine virüs mü sakladın? Sende mi virüs? Ya bende bir şey yok. Ben zaten yapı olarak içinde tutabilen organ değilim. Ya bırakın, amma üstüme geldiniz. Of! Şunu dışarı atla. Şimdi Mustafa, demin sinirlendin, bunu yaptın. Şimdi daha da üstüne geliyorlar, daha çok sinirlenmen. Üf üf yani. Bilmiyorum artık ne yapacaksın ama artık... Ya bu da bu, sinirden patlar bir insan. Bu kadar üstüne gidilir mi yani? Aha! Virüs sende mi? Ya hayır, benimle ne ilgisi var ya? Ben zaten yapı olarak içinde tutabilen bir organ değilim. Bak şimdi çok sinirlendim ha. Oha! Ben de kötü oldum, ben de. Zaten virüs bunun içine girdiyse çürümüştür be. Agresif kokarcam. Ya sen nasıl bir organsın be? Bu ne koku ya? Bu ne koku? Ulan dalak mısın? Ben bağırsam lavanta mı kokayım? Teyze, bunlar bence birlik olmuşlar. Hep beraber saklıyorlar virüsü, benden söylemesi. Bunlar var ya, bunlar namussuz. Doğru.
diyorsun? Bunlar içten pazarlıklı. Çünkü bunlar iç organ. Bak! Bunların doğasında var. Bunların hepsini değiştirelim derim ben. Hepsini toplayın dersin. Hadi Öder, bana bak. Böyle en fazla konuşan da arayacaksın şeyi, gudubeti. Bence virüs bunda olabilir çocuklar. Evet, doğru söylüyor. Bir mide. Hayır. Sen mi saklıyorsun lan virüsü ya? Hayır, sen misin o? Karışma lan! Karışma lan, mide fesadı! Bana bak, benimle böyle konuşamazsın. Özür dilerim, doktor hanım, midem kalktı. Ben anlamıyorum ki abi. Sorun varsa söyleyin. Otur yerine. Ya ben haksız yani. Otur oğlum, otur. Adam sinirleniyor. Otur. Virüs mü? Evet. Bak ben derim hain. Sen neymişsin? Hain kardeşim. Hadi lan oradan. Söyle. Hadi, 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 hadi ben de. Hadi bakalım tamam. Ben de. Bak. Yaklaşmayın vallahi yakarım lan bu bedeni. Yakarım bu bedeni. Eyvah. Ah. Yani ne yapacağız şimdi? Eğer kana karışırsa tedavisi mümkün olmaz. Aa. Hadi kalbim, bakalım. Ha? Kalbim. Canım kalbim. Ne olur yapma. Ne oldu? Şimdi canım kalbim olduk değil mi? Şimdi canım kalbim olduk vallahi. Vallahi dıkıyorum damarı, dıkıyorum damarı. Hadi lan. Hadi bozuyorum, ritmimi bozuyorum, ritmimi al. 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 Yapma. Yalvarırım yapma kalp. Merak etme kalp. Söyle. Arkandayım. Lan oğlum arkandayım, arkan. Bir de önüme geç zahmet olmazsa ya. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi bunaldım ya, vallahi. Aha, al. Al, sol kolu uyuşturuyorum. Ölüyor. Kalp yalvarıyor. Eğer ölüyorsak ben bir yolluk alayım. Bana bak, sakin ol. Çocuğum, kalp yavrum, bu kadar organ. Yıllardır seninle yaşıyor be çocuğum. Sen gidersen herkes gider. Yıllardır ortaklık yaptığın arkadaşlarını hiç uğruna atacak mısın? Ya öyle konuşmayın, duygusalım ben ya. Ama öyle bir çocuğum. Öyle evet. Ya bak, gözlerim doldu ya. Duygusallaştırdınız beni ya, of. Tamam, ben de veriyorum, tamam mı? Evet. Veriyorum virüsü. Tamam. Virüs! Virüs! Udubet. Virüs, gel, buradayım. Gel hadi, çıkart, gel. Abi geldim. Bu virüs bayağı Bülent Serttaş'a benziyor ya. Ya ne alakası var ya? Yerim Bülent Serttaş'ı. Ben daha tipliyim bak. Allah tam benim tipime. Kıvırcık marul gibi çok iyi mezi olur. Bülent Serttaş, Allah aşkına siz buraya nasıl girdiniz bu vücuda? Nereden girdiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesut abim bir düğünde halay çekerken... arkadaşının elini tuttuğunda... oradan geçtim. Halay giriş yaptım. Evet. Halaydan, halayla tamam. Girdim. Ama yani sen böyle gencecik, güzel organizmasın. Ne işin var çocuğum be virüs mürüs işleriyle? Ablacığım, ben Zimbabwe'den geldim. Zimbabwe'den? Bir muzun içinde geldim. Evet. Ben bir muzdum. Bekleye bekleye çürüdüm ve virüse dönüştüm. Şu anda hasret çekiyorum. Zimbabwe'deki hangi kameradayım? Bizi izleyen oradaki bütün virüs arkadaşlarıma, eş dosta saygılarımı gönderiyorum. Hasretten, evet. Ama tam da Zimbabwe tipi var değil mi? Evet. Tamam, evet. Tamam, aynı. Ama evet. Biz seni bu organizmada istemiyoruz. Evet. Git buradan. Zaten beni kim istedi ki? Hadi. Vıylama Bülent Serttaş, vıylama. Çok çirkin oluyorsun. Evet. Ben müsaade isteyeyim o zaman. Daha girip çıkacağım bir sürü beden var. Orada hadi Bülentciğim o zaman. Hoşça kal. Hadi öpeyim, gel. Öpmeyeyim, ulaşırım. Ben bir el ver bana gireyim. Yok abi, tamam. Çıkış yolu burası ama... senin sesin güzele benziyor. Sen bir tane patlat, ondan sonra halledelim biz o işi. Ay olur vallahi abi. Olur vallahi. Başım... Tatlım, mikrofon da bende. Adam çöplük gibi. Ne ararsan var, al. Tamam. Hadi bakalım. Aa, her yer Ankara.
düşmeyiz biz dalgaya. Angaranın bebesi dönüp bakmaz arkaya. Gidene dur demeyiz, düşmeyiz biz dalgaya. Angaranın bebesi dönüp bakmaz arkaya. Ulusu Cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Angara. Ulusu Cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Angara. Başının gülleri İmrahur'un deresi. Atara atar yapar Angara'nın bebesi. Gölbaşının gülleri İmrahur'un deresi. Atara atar yapar Angara'nın bebesi. Ulusu Cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Angara. Ulusu Cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Angara. Severse candan sever, onun aşkı bir rüya. Angara'nın bebesi tek zar atar sevdaya. Severse candan sever, onun aşkı bir rüya. Angara'nın bebesi tek zar atar sevdaya. Ulusu Cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Angara. Ulusu Cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Angara. Ulusu Cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Angara. Ulusu Cebeci Çankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Angara. La bize her yer Angara. Çok mersi efendim. Değerli hemşerim Hasan Can'ın bize anlatacakları var. Buraya davet ediyoruz. Hasan Can geliyor efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Bu kadar abi benim. Tamam, teşekkür ederim. Yok, ya ben annem geldi de kulise. Bir şeye ihtiyacım var mı diye soruyor. Ama ne istersen isteyeyim, daha yararlısını önerir ya anneler. Aramızda anne olanlar var değil mi? El kaldırabilir mi? Mesela hani kola istersin, ne gerek var oğlum kolaya? Salataya. Salata mı? Sıvı değil lan o. Bayağı böyle hani ekmek poşetine gemici düğme atarlar ya anneler. Bayatlamasın diye. Onu yırtarsın bellidir. Al, kızarsan al kendin aç dersin, ne var oğlum? Tek hamlede açar onu. Şifredir bir tek o bilir. Böyle depresyondasındır, duşa gireceksindir hocam. Hani filmlerde öyle, öyledir. Ana karakter depresyona girdiğinde duşun altına girer. Onun vücudu daha üçgendir tabii. Daha doğrusu üçgendir. Böyle değil, orada burada dövme vardır. Böyle saçlar fırça gibidir. Onda keselenme yoktur. Liflenme yoktur. Böyle karizmatik biçimde durur. Sen duşa giresin, içeriden ses geliyor. Suyu boşuna akıtma. Su boşuna akmıyor, altında ben varım. Oradan talimat atma. Sabunu yere atma, lifi. Ulan beni görüyor mu dersin bir adam?
senden daha hakimdir hocam oraya böyle. Ben lisede varoluşla ilgileniyordum. Hayatın anlamını falan sorguluyordum. Neden öyle bir şey yapıyordum bilmiyorum. Böyle hayatın anlamını sorguluyorum. 14 milyar yıllık evren, insanlık anlamsız böyle. Koridorda pervasız yürüyorum, uykularım kaçıyor. Annem arkadan geldi, o derin soruyu sordu. Her yerin ışığı niye yanıyor? Ya git dedim, kapıyı kapattım. İçeri geçtim, Spinoza'nın Evrenin Kanunları kitabını açtım. Birinci madde insan içindeki ışık. İkinci madde neden ışık? Dedim herhalde şey, üçüncü madde yalın ayak dolaşma. Dördüncü madde sebzeye vücuduna vitamin girsin. Annem yazmış gibi. Şimdi bu annelerle kızların hali daha beterdir. Çünkü kızlar bile romantiktir. Niye romantiksiniz bilmiyorum kızlar. Bayağı romantik hasretiyle bütün kızlarda gördüğüm bir şey var. Böyle romantik bir sahnede hayattan koptuğunuz iki dakika var böyle. En çok da şu sahneler olur. Kadınla erkek başroldeki yastık savaşı yaparlar böyle. Aptal romantik komediler. Bilirsiniz değil mi abi o filmleri? Böyle hani erkekle kız yastık savaşı yapar. Adam da böyle biraz sonra sevişecek olmanın mutluluğu vardır böyle. Buraları elleyeceğim işte diye bağırıyor. Çok coşkulur. Yastığı patlatır hayvanları. Yastık patlar, kuş tüyleri ağır çekimde böyle aşağı iner. Kadınla erkek birbirine bakar. Bizim kız çok etkilenir. Senin evde yün yastık onunla adam vursa adam beyin kanaması geçirir. O yüzden yün yastığı ilk vuran kazanır. Ölür çünkü adam. Berke yapma Berke. Berke'yi duvardan kazıyorlar böyle. Onun bir de yorgan versiyonları vardı biliyorsunuz değil mi? Üstünü örteler kıpırdayamazsın diye. Böyle o gece üstünden kayar kas yaparsın. Abi kızlar yine de romantik. İnatla romantiksiniz inanamıyor bize ya. Lisede de öyleydi böyle. Saçı jöleli bir embesilere aşık oluyordu kızlar. Böyle saçı jöleli böyle milimetrik çocuklara sonra şey diyordu. Samet çok gizemli. Samet çok gizemli. Samet gizem değil, Samet sebze. Samet böyle çok derin olduğu için susmuyor. Cümle kuramıyor çünkü Samet. Samet bayağı böyle, görüyorum hocam aralarında böyle bir yakışıklı bulmuş, ona alt metin yazmış böyle. Ona böyle şey diyor, Samet böyle içine atıyor, o şey yapıyor ya. Öyle bir şey yok lan. O sırada o saçlarını düşünüyor, nasıl görünüyorum böyle dışarıda falan. Samet'ten yani alabileceğim randıman bu. Biz de böyle hani Samet'le aralarındaki o fırtınada sana da baksınlar diye yancıyoruz. Evet, Samet gizemli falan. Rezil ama. Lise dedim de, bu arada lisede Onur kolu başkanı vardı. Hatırlayan var mı? Sınıfta olan olayları müdür yardımcısına ispiyonlar. Bu kadar onursuz bir şey Onur kolu başkanı demesi. Sonra şey vardı, çocuğunu bitiren veliler vardı. Hoca hanım, bizim çocuk çalışıyor ama kafası almıyor. Çocuğun içindeki son zeka pırıltısını da yok ediyorsun böyle. Onun tam tersi vardı bir de. Çocuk çok zeki ama çalışmıyor. 0-0 almış 100 üzerinden. Hakikaten çok zekiymiş yani. Onun şeylerde tam tersi. Son kolpası onun hiperaktif galiba. Çocuğu övmek isteyen halin. Hiperaktif değil mi? Çocuk dadıyı öldürüyor, hiperaktif. Ama cesedi kendi kaldırmış. Bayağı delilleri kendi yok etmiş. Övmeye devam ediyor. Övmek isteyen bir aile kimse tutamaz. Bir arkadaşım vardı lisede. 2 sene dershaneye gitti. 2 sene babası çalıştırdı, 2 sene halası çalıştırdı. Özel hoca tuttular. Barajı zor geçti. Böyle özel üniversitede son sırada girdi. Yıllık 40.000 lira. Babası beni aradı dedi. Hasan, sevinçten ağlıyor böyle. Hasan kazandı, kazandı. Dedim amca o kazandı ama sen kaybettin. Bayağı mutlu yani. Yoksul ailelerin tam tersidir mesela. Yani yoksulun çılgınlığı olmaz, travması olmaz. Benim babam mesela gözü karaydı. Ne zaman bir şey sinirlense böyle önüne geleni kırardı. Ama mesela pahalı bir şey mi denk geldi? Onu bırakıp böyle ucuz bir şey arardı. Böyle her şey 1 milyoncudan bir şey arardı böyle. Her şey 1 milyon da bana bir sarhoş bulmuş. Her şey 1 milyon, her şey. Ne saçma bir isim arkadaşlar ya. Değil mi? Çok saçma bir isim. Ben bir de kötü yapınca daha kötü olur. Keşke girmeseydin o topu hocam. Orada siz müdahale etseydiniz oraya. Sonra bu babalar da... Evet, ve burada unuttuğumu iki fark ediyorum. İkinci hafta ben ikinci kez unutuyorum burada hocam. Niye? Keşke metni size verseydim. Vallahi buradan takip etseydim. Benim düştüğüm durum komik oldu bayağı. Babayı diyordun. Evet, babayı diyordum. Hah, benim bir ablam var. Bak hatırladım. Nasıl, ablanı mı hatırladın? Bir şey söyleyeceğim, ablan olduğunu şu an hatırladım. Evet, evet öyle. Benim bir ablam enteresan. Evet, ben de. Hiç bilmiyorum. İsmi de benim. Bir dönem sebepsizce filmle ilgilendi, sinemayla ilgilendi. Benim soğuma var aslında çünkü şey tiplerden. Hep bir adım önde olduğunu belli etmeye çalışan tipler olur ya. Her filmin İngilizcesini söylerler. İşte şey derler, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Onun zirvesi olur böyle, filmi söyler, gözleri dolar böyle. Gider oradan. Filmi izlese o kadar zevk almaz yani. Haklılar, çeviriler çok hakikaten. Yalnız bir filmi birebir çevirdiklerini hatırlıyorum. $99 diye bir film vardı.
Türkçesi şeydi, 176 lira. Dolar 1.76 idi çünkü. Bayağı borsadan takip ediyordum filmi valla. Her hafta ismi değişiyordu hocam, öyle oluyordu yani. Aramızda dişçi var mı deyip bağlıyorum. Dişçi var mı aramızda? Yok. Dişçilerde bir saçmalık vardı, onu da dile getirecektim. En son yine başıma geldi. Ben o dişi kurtaracağım. Çek diyorsun bu dişi. Hayır, kurtaracağım ben o dişi. Sana ne lan? Çek. Bura çürüyor, bura mahvoluyor. Bir tek diş sağlam. O böyle mutlu mesut ayrılıyor oradan. Bugün, bugünlük benden bu kadar. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok tripli bir tanıdığı olan var mı? Şurada bir beyefendi var. Tufan ismi, Tufan Kaya. Tufan Bey. Evet. Bir tane hayranınız var, duydum ben. Yok yok, hayranım çoktur. Evet. Söylemesi ayıp, hayranım çoktur. Evet, ona ben söyleyeyim. Ya trip, ben özellikle arkadaşlarımla ben çok trip atarım mesela. Ha, kendim. Siz bayağı kendinizi tripli görüyorsunuz. Tabii tabii. Her ne, şey ama. Yani neye mesela alınıp, yani nereden çıkıyor bu? Yani bizim düşünmediğimiz neyi düşünüp acaba o trip başlıyor? İşte zaten bilsem trip atmayacağım. Tabii yani. Bilmiyorum ama her şeye yani çok ciddi anlamda trip atıyorum. En çok kime trip atarsınız onu dinleyelim. En çok Teo'ya trip atıyorum. Çok sevdim arkadaşım. Evet, o zaten böyle gösteriyordu. Önce siz anlatın, sonra beyefendiden dinleyelim. Buyurun. Mesela en son çok sevdiğim arkadaşlarım, yani grubumuz, halı sahada maç yapıyorlar. Fakat benim haberim olmuyor bundan. Peki şimdi beyefendiye verelim. Bakalım işin iç yüzü neymiş? Vallahi Tufan sizin, bizim... Sizin isim ne? Benim adım Teoman. Teoman Bey. Tufan bizim grubumuzun en tripli üyesidir. Bu arada şimdi biz... gelelim. Önce bu olayla başlayalım. Sonra sizden örnekler alalım. Tabii. Niye çağırmadınız? Şimdi halı saha organizasyonunda ben de yoktum. Beni de çağırmadılar. Ama size trip atıyor değil mi? Evet, evet. Yani genelde mesaj gitmediğine dair söylüyor da... mesela biz arkadaşımızı bir organizasyon yaptığımız zaman... şimdi saniyesinde bizden şey bekliyor, tepki bekliyor. Anında ona haber vereceğiz. Daha ben organizasyonu hallediyoruz. Yani 5 dakika geçmeden aradan birisi duyduysa ondan önce eğer... ortalık birbirine giriyor bir anda. Ve bu trip süresi ne kadar sürüyor? Ya artık öğrettik ona, az sürüyor. Fazla uzatmıyor yani. O da biliyor çünkü. Yetiştirdi kendini. Ama istem dışı yapıyor yani. Kasıtlı olarak siz onu şey böyle yapmıyor. Seviyorsunuz. Evet, biz öyle seviyoruz. Başımızın tacıdır o. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi bizim arkadaşımızın da tripli bir kız arkadaşı var. Bakalım nelere trip atıyorlarmış, niye bu arkadaşlarımız tripliymiş. Biraz onu işledik. İzleyelim bakalım neler olacak. Buyurun. Niye koşarak geldiniz? Bekliyorlar. Kahveler soğumuş. Ya Nezaket, seni Mesut'la tanıştırdığım için vallahi bin pişmanım. Ya o ilişkimi başlattık, soğuk savaşı başlattık anlamadım. Bir yıl içinde siz o güzelim Leyla ile Mecnun'dan Tom ve Jerry'ye döndünüz. Keşke Tom olsa, keşke Tom olsa İbrahim abi. 1500 bölüm o kedi o fareden bir an olsun vazgeçmedi. Ama bu Mesut azgın tekesi daha bir sene bile olmadan etrafta ne kadar nefes alan dişi varsa böyle gözleriyle siker etti. Tövbe de kızım, ben öyle şeyler yapmaz bak. Öyle ya, olmaz öyle şey. Mesut hem efendi de bir çocuktur ya. Allah Allah. İbrahim abi lütfen tarafsız ol. Sonuçta onları sen tanıştırdın. O yüzden sorumluluk sahibisin yani. Ya tanıştırdın mı daha ne yapayım? Bunlar bir yere çıktığı zaman, gittiği zaman yanlarına çocuk gibi durup dondurma mı yiyeyim? Ne yaptı bu Mesut sana? Söyle bakayım. Şunu yaptı. Tarih 2 Nisan 2015. Beşiktaş'ta bir kafedeyiz. Mesut
her zamanki gibi sıradan bir gün yaşadığını zannediyor. Kafeye giriyor, en güzel yere sotelenip etraftaki kızları kesiyor. Ve daha sonra kapıdan eski sevgilisi içeriye giriyor. Ve Mesut flörtleşerek... Kafeye giriyor, oradan itibaren canlandırarak da anlatabilirsin. Tamam. Nerede lan? Beşiktaş'ta bir kafedeyiz. Tamam. Tarih 2 Nisan 2015. Beşiktaş'ta bir kafe. Küçük bir kafe. Küçük. Evet. Derme çatma. Evet. Mesut kafeden içeri giriyor. Mesut. En sote yere çörekleniyor. Mesut'u yap, Mesut'u yap. Mesut olduğunu nereden anlayacağız? Artık o kadar da değil. Hayır yani. Ya Mesut'un, ya içeri girdiği anda Mesut'un bir özelliğiyle bize tanıt Mesut'u. O ne? Nesi o? Burun. Burnu Mesut'un burnu mu? Evet, tamam. Mesut içeri girdi. İçeri giren Mesut... Kafe battı. Etraftaki kızları kesmeye başlıyor. Evet. Daha sonra kapıdan eski sevgilisi giriyor. Allah Allah. Evet. Ve Mesut kıza yaklaşıp böyle flörtleşerek selam veriyor. Evet. Bu. İtiraz ediyorum. Aha. Hüseyin, Mesut, ne işiniz var burada? Kusura bakmayın, bir canlandırmadaydık çocuklar. Üstüne geldiniz. Burada gerçekleşmekte olan yargısız infazı sona erdirmeye geldik. Bu trip derhal düşmeli ve arkadaşım Mesut'tan özür dilenmesini talep ediyorum. Saygılarımla arz ederim. Allah. Allah Allah. Yok ya. Senin o arkadaşına biz çiçek de verelim istersen. Şu tipe bak tipe. Yüzsüz Mesut. Simsi burun Mesut. Kankam Hüseyin seninle konuşmama izin vermiyor. Adil bir yargılama talep ediyorum Yüce İbrahim abi. Oğlum ne yücesi lan? Bir esnaf adamım ben ya. Kasabım mı ya ben? Kasap kasap biliyorsunuz. Siz, Mesut, Nezaket ikiniz de kıymayı yağsız istiyorsunuz, yağsız seviyorsunuz diye birbirinize yakıştırdım. Tek suçum bu. Ya benden taraf olmamı beklemeyin. Ben iki tarafa da eşit mesafedeyim çocuklar. Ama şu an onların masasında oturuyorsun İbrahim abi. Tarafsız bir masada oturmanı talep ediyorum. Kabul edildi. Buyurun. Şöyle geçiyorum. Buyurun İbrahim abi. Böyle geçin, böyle geçin. Ha. Oldu mu şimdi? Tamam, ortadayım, tamam mı? Bütün kafede işgal ettik şu anda. Hadi bakalım. Evet, gayet güzel oldu. Eğer kız tarafı da hazırsa bu trip davasını açmak isterim. Ne bileyim ben, hazır mısınız Nezaket? Vallahi ay ne bileyim ben, şöyle saçımıza bir fön çektirseydik... ...ne kadar tripli de olsam karşımda sevgilim oturuyor sonuçta. Kızı boş ver şunu ya, şu tipe bak. Ne yapacaksın? Bunun hep saçı güzel böyle. Tamam, o zaman mahkemeden makyaj arası isteyin. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Yüce İbrahim! Makyaj arası talep ediyoruz. Reddedildi. Konuyla alakası yok. Evet. Ya beni de bulaştırdınız, şu işi çözelim de gidelim. Dükkanda çocukları boş bıraktım, evet. Trip sahibi tarafın savunucusu kanka Burcu. Dinliyorum. Trip sebebi nedir? Yüce İbrahim. Eski sevgiliyi unutamama, eski sevgiliye açık kapı bırakma suçlarından... Yargılanma talep ediyoruz. İtiraz ediyorum. Dinliyoruz. Mahkemeye şu delili sunmak isterim efendim. Nedir o? Mesut'un telefonu. Mesut eski sevgilisi Merve'nin telefonunu silmiş, WhatsApp'tan engellemiş, bilmem sosyal medya mecralarından da takibi bırakmıştır ve trip makabı bunu gayet iyi bilmektedir. Lütfen incelensin efendim. Hmm. Öyle mi? Hakikaten bak, maillerde bile yok kız, hepsi silinmiş. Peki biz nereden bileceğiz Merve'nin Mahmut diye kaydedilmediğini, rehberin silinmesini talep ediyoruz. Kabul edilmiştir. Silinsin mi? Silinsin. Kazım silinmesin ama. Kazımlar dövsün seni, gözü çıkasıca. Terbiyesiz, namussuz, haysiyetsiz, cibriyetsiz bir de nursuz. Tamam, sessizlik. Nezaket yakışmıyor kızım. Kafede olduğumuzu unutmayalım. Aşkım, niye böyle yapıyorsun ama ya? Ona her semtte bir sevgili yapmadan önce düşünmekti. İtiraz ediyorum. Mesut'un her semtte bir sevgilisi yok. Zaten her semtte bir sevgilisi olma ihtimali diyor. Şu sıfata bakın Allah aşkına. 37 ekran büyüklüğünde bir kafa. Vücuda ağır gelen bir burun. Hani bunu kim Allah aşkına kendi organlarına sahip olan burun olabilir mi ya? Aa! Ya gözü ağrıdı burnumun.
Ya kalbi olan burun mu olur kurban olayım? Bu sıfata bak, bunun nasıl sevgilisi olsun ya bu kadar? Oğlum ne diyorsun lan? Oğlum çaktırma, ajitasyon yapıyorum lan. Ha, çok çirkinim benim. Bir hay benim suratıma lan. Nezaket, ben sadece seni seviyorum ya, lütfen. Şş, tamam, sessizlik. Bakın ben söz vermeden hiç kimse konuşmasın. Burcu, sizi dinliyoruz. Evet, buyur. Teşekkürler Yüce İbrahim. Olay dediğim gibi 2 Nisan 2015'te meydana gelmiştir. Beşiktaş'ta bir kafede Mesut içeriye girip eski sevgilisi Merve ile, tabii hala eski ise ve adı değişmediyse. Ya vallahi eski. Evet, adı Merve. Hatta Yedikule'de oturuyor hastanenin karşısında. GBT'sini biliyor kızın, hayvan. Sen zaten her şeyi bil onun hakkında. Her şeyi bil onun hakkında. İhraç fazlası Brad Pitt. Yüce İbrahim, olayın devamını anlatması için müvekkilim Nezaket'i tanık sandalyesine davet ediyorum. Evet, nereye? Buraya mı? Şuraya otursun. Hadi. Al şimdi. Evet Nezaket, tanık sandalyesine oturdun. O yüzden yemin etmen gerekiyor kızım. Şimdi yemin edeceksin. Gerçeği, yalnızca gerçeği söyleyeceğine Kıvanç Tatlıtuğ üstüne yemin eder misin? Ederim. İtiraz ediyorum. Kıvanç o kadar da yakışıklı değil. Yani... Evet, devam edelim. Evet Nezaket, o güne dönelim. Kafeye Mesut'un eski sevgilisi girer. Peki sonra ne olur Nezaket? Evet, Merve içeri girdi. Mesut'un gözleri yine mobese gibi etrafı gözetliyordu. Hayır, tövbe estağfurullah. Evet, ondan sonra Mesut gözleri gitti, o çipil çipil gözleri gitti. Evet. Yerine evet. Saruhan'ın ateş saçan gözleri geldi. Fenalığın, çakallığın, itliğin gözü geldi. Ya garson arıyordum ya. Sus, sus. Enteresan. Peki seni o kafeye Mesut çağırmıştı değil mi? Evet. Demek ki eski sevgilisini görmek için geldi namussuz. Şüphesiz ki namussuz. Peki Mesut eski sevgiline ne dedi? Selam verdi. Aha! Evet. Sonra ben ona o kim diye sorduğumda, ha o mu? Merve, eski çıktığım iyi kızdır ya dedi. İyiyse evlenselermiş. Evet. İyiyse hayır kurmuş. Evet. İyiyse geberteyim de cennete gitti. Evet. Teşekkür ediyorum Yüce İbrahim. Başka sorum yoktur. Evet, tamam. Hüseyin, tanık sizindir. Teşekkürler Yüce İbrahim. Rica ederim canım. Yalnız sorularıma geçmeden önce mahkemeye bu delili sunmak isterim. O nedir o? Nezaket'in olay günü attığı tweet. Hmm. Okuyorum efendim izninizle. Lütfen. Prenses Nezaket isimli kullanıcı şöyle yazmış. Bugün iş çok stresliydi. Pipi çekilmiş bomba gibiyim. Her an patlayabilirim. Şunu böyle sunayım. Evet. Acaba diyorum ki, o günkü esas canının sıkkınlığı Mesut'un Merve ile karşılaşmış olması değil de iş yerinden arkadaşın Tuğçe'nin senden önce prim almış olması olabilir mi? Uyuz karı. Ben hak etmiştim primi. İtiraz ediyorum. Olayın Tuğçe ile hiçbir ilgisi yoktur. Reddedildi. Derhal kayıtlara geçsin bu tweet ve favlansın. Bitti mi Hüseyin? Daha yeni başladım efendim. Buyur. Nezaket, bugüne dek Mesut Merve'nin adını hiç ağzına aldı mı? Hayır. Aa, ama triplere bakacak olursak sanki Merve ile Mesut bir arada yaşıyor gibi. Acaba diyorum, sence de böyle biraz abartmıyor musun? İtiraz ediyorum Yüce İbrahim. Yönlendirme var. Hadi ama Nezaket, haydi. İkimiz de biliyoruz abarttığını. Hadi itiraf et. Abartıyorsun, söyle. O gün çok sinirliydim, gergindim. Ama bunu Mesut'a söylemezsen nasıl anlayabilir ki? Sevseydi anlar. Bu çocuk bir şey yakaladı galiba şu anda. Yüce Mahkeme ve Sayın Jüri. Jüri yoktu mu lan? Dükkandan çocukları çağırayım istiyorsan. Ya yok, gerek yok. Yani jüri de olsaydı bana katılırdı ki Nezaket her başı sıkışan kadın gibi kendini o klişe cümleyle savundu. Sevseydi anlardı. Evet, bu tribin hemen düşmesini ve arkadaşım Mesut'un salıverilmesini talep ediyorum.
Yüce İbrahim, trip halinin devam etmesini, bu sipsi burunun cezalandırılmasını talep ediyoruz. Yüce İbrahim abi, Fatih ve Ceren davasında da benzer unsurlar vardı, hatırlatırım. Hatırlatım. Mesut, son bir sözün var mı çocuk? Allah kimseyi trip yemek zorunda bırakmasın. Ben tahliyemi talep ediyorum. Ben nezaket seviyorum. Neden? Nezaketi seviyorum. Burnun konuşmasın, sen konuş çocuk. Nezaketi seviyorum. Hah şöyle. Gereği düşünüldü. Şöyle ki, Mesut'a yapılan tribin hükümsüz olduğuna ve düşmesine, çiftin bütün bu sorunları, konuları konuşmak için romantik bir akşam yemeğine çıkmasına, olayın yaşandığı, bahsi geçen kafeye bir daha asla gidilmemesine, buradaki dörtlünün bütün et ve tavuk ürünleri ihtiyacının benim kasabımdan alınmasına karar verilmiştir. Hüseyin, başka davalarda görüşeceğiz seninle. Bir dakika, ne davası ya? Tabii tabii. Mesut'un internet geçmişini gördüm. Hayda. Yahu ben değil ya, kuzenim. Kuzenimin işi o. Dünyayı anlamaktaki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katıl.